Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Değerli Türkiye ile Almanya'yı kıyasladık. Hangi hizmet daha hesaplı? Son ekonomik gelişmeler nedeniyle hemen hemen her ürün ve hizmetin fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Almanya'da bu yüksek fiyatlardan nasibini aldı. Ancak ülkede bazı hizmet ya da ürünler zaten daha pahalıydı. Türkiye ile kıyaslandığında bu fark daha da ortaya çıkıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki fiyat farkını daha net ortaya koymak için birkaçını sizler için özetleyeceğiz. El emeği işçilikler Almanya'da daha pahalı. Almanya'da elektrik pahalı iken elektronik aletler kıyasla daha uygun fiyatlı. Aynı zamanda elektronik hizmet almak el işçiliğine önem verildiğinden daha pahalı iken tesisat malzemeleri Almanya'da Türkiye'ye göre daha ucuz. Türkiye'de ise el işçiliği daha hesaplıdır. Özellikle inşaat işlerinde bu hissedilir. Örneğin Türkiye'de evinde herhangi bir yenilik yaptırmak isteyen bir ev sahibi Almanya'daki ev sahibine göre çok daha uygun fiyat öder. Araç uygun, bakımı pahalı. Bir araç sahibi olmak Türkiye'de koşulları hayli zorlarken Almanya'da gayet kolaydır. İnsanlar bütçelerinin bir kısmını araç almaya ayırabiliyor. Taksitle ve zorlanmadan araç sahibi olunabiliyor. Ancak araçların tamiriyle yıllık bakımları araç almaya göre Almanya'da Türkiye'ye göre biraz daha pahalı. Almanya'da taksiye binmek cep yakıyor. Türkiye'nin aksine araç kiralamak Almanya'da daha uygun fiyatlı iken taksiler pahalıdır. Almanya'da kısa mesafeye bile yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin bir havalimanından şehir merkezine ulaşım ortalama 40-50 euroya mal olabiliyor. Danışmanlık hizmetleri Türkiye'de daha ucuz. Liste eklenmesi gereken bir diğer hizmet ise danışmanlık hizmetleri. Bu hizmet Almanya'da alındığı takdirde yüksek faturalar çıkarken zira bu hizmetler Almanya ile kıyaslandığında Türkiye'de daha uygun fiyatlı. Sağlık sigortası fiyatlarının nedenle pahalı olduğuna da mutlaka değinmek gerekiyor. Değerli gıda fiyatlarını zaten daha önceki programlarda karşılaştırmıştık. Özetle hizmetler Türkiye ve Almanya açısından bu şekilde. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.